Halkbank Güzel Hayat programını sunar. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, bu hafta da Güzel Hayat programından herkese merhaba. Bu hafta da yine sizlerin çok talep ettiği konulardan bir tanesini bilim insanlarımızla beraber ekranımıza taşımış olacağız. Bu haftaki konumuz kadınlarımızın sağlığı. Kadınlarımızın özellikle hamilelik süreçleri, kadınlarımızın özellikle yaşadığı bazı hastalıklar ve yine kadınlarımızın başını çok ağrıtan meme ile ilgili sorunları bugün konuşacağız. Ben şimdi hemen programımızı renklendiren bilim insanlarımızı size tanıştırmak istiyorum. İlk öğretim üyemiz Profesör Doktor Acar Koç. Kendisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi. Acar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sağ olun. Diğer hocamız yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Atabekoğlu. Cem Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun. Ve diğer hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sancar Bayar hocamız. Sancar Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Güzel Hayat programında bu haftaki gündemimizde kadınlarımızın sağlığıyla ilgili merak edilen temel hususların öne çıkanlarını konuşacağız. Şimdi ilk olarak Acar Hocam'a döneceğim. Acar Hocam, hamilelik süreci özellikle sağlıklı başlatılması, sağlıklı sürdürülmesi ve sağlıklı sonlandırılması son derece önemli. Tabii bu süreçte risklerimiz neler ve annelerimizin, anne adaylarımızın bu süreci sağlıklı yönetirken uyması gereken takvimler, yol haritalarında neler var? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla da bu gerçekten çok önemlidir. Gebeliğin sağlıklı geçebilmesi için öncelikle gebelik öncesindeki dönemde ki biz buna gebelik öncesi dönem, eksepsiyonel dönem diyoruz ama süreçte çok önemli detaylara girilmesi lazım. Bir takım incelemelerin yapılması lazım. Öncelikle sağlıklı gebelik geçirebilmek için anne adayının sağlıklı olması lazım. Burada da bir takım kurallara uymak lazım. Örneğin yaş önemli bir faktör. 35 yaşın üzerindeki anneler riskli gruba giren annelerdir. Yine 20 yaşın altı da yine aynı şekilde riskli gruba girecektir. Gebeliğe başladığı kilo çok önemlidir. Aşırı zayıf, aşırı kilolu olması çok önemli bir faktördür. Gebenin getirmiş olduğu hastalıklar, her ne kadar bunlar genç insanlar olsa da bir takım hastalıkları olabilir. Eğer böyle hastalıkları varsa, özellikle tiroid hastalıkları, şeker hastalıkları, kalp hastalıkları varsa o zaman bunların daha dikkatli olması lazım. Ama hiçbir hastalığı olmayan, sağlıklı, 20 ile 35 yaş arasında olan bir kadın eğer gebe kalacaksa, kilosu her şeyi normalse, biz biraz beslenmesine dikkat etmeli. Bir doktor ziyareti yaparsa çok çok iyi olur ama olmadan da olabilir bu. Mutlaka önerilen, bütün dünyada önerilen, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından da önerilen folik asit kullanımı önemli. Bu çocuğun bir takım organlarının gelişimini doğru yolda ilerletecek bir uygulama. Ama yüksek doza çıkmamak gerekli. Yine bunu da bir doktor kontrolü altında yapmak gerekli. Yani anne adayının öncelikle sağlıklı bir şekilde gebeliğe başlaması ve ondan sonraki süreç içerisinde de yine sağlık çalışanlarının kontrolü içerisinde, doktor kontrolü altında gerekli testlerini yaparak nihayet doğuma kadar işi götürüp sağlıklı bir çocuk doğurması uygun olacak tabii ki. Evet hocam, tabii burada takvimlerden de bahsedebilir miyiz? Yani takvimde, yani bugün değerlendirdiniz, sağlıklı bir gebelik oluşmasında
tavsiyelerde bulundunuz ama hangi takvimler özellikle anne takibi için son derece önemli? Birkaç cümleyle de bu hususlara değinebilir miyiz Acar Hocam? Gebelik süreci içerisinde soruyorsunuz bu takvimleri değil mi? Evet hocam. Gebelikteki ilk muayenede bir kere öncelikle çocuğun canlı olup olmadığını araştırmak gerekir. Bu da genellikle ilk 6 hafta civarında kalp atımlarının duyulmasıyla başlar. Bundan sonraki en önemli dönem 11-14 hafta dediğimiz birinci trimesterin sonundaki olan dönemdir. Bu dönemdeki çocuğun baş popo mesafesi, ultrasonla değerlendirilen baş popo mesafesi ve yine çocuğun yapısal bir takım anomalileri çok rahatlıkla görülebilir. Bu dönemde yapılacak bir takım biyokimyasal testler vardır. Halk arasında çok bilinen ikili test dediğimiz test bu dönemde yapılan bir testtir. Ama bu dönemde yapılan test sadece ikili test değildir. Ultrasonda elde edilen bir takım bulgularla birlikte birleştirilip kombine edilen bir testin sonucuna göre risk faktörleri belirlenir. Bu risk faktörleri hangi anlamdadır? Sadece ve sadece kromozomal anomalileri tespit etme anlamındadır. Yani demek ki 12. hafta bizim için önemli takvimlerden bir tanesi. Bir diğeri 20-22. haftalarda yapılan ayrıntılı ultrasonografide pek çok organdaki anomaliler araştırılır, görülmeye çalışılır. Ama bu dönem içerisinde tabii ki görme, her zaman ultrasonla görme, her şeyi görme şansı maalesef yoktur. En gelişmiş teknolojilerde bile bunu görmeniz her zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü çocuğun gelişimi devam etmektedir. Örneğin beyin devam etmektedir. 20. haftadaki bir çocuğun beyni dümdüz bir beyindir. Ama daha sonra ilerleyen haftalarda 24, 26, 28'den sonra o beyindeki kıvrıntılar oluşur. Yani bu oluşumların 20. haftada değerlendirilip daha sonradan da bir takım problemlerin çıkması doğaldır. Bu bir sonraki takvim, en önemli takvimlerden bir tanesi 32. haftadır. 32. hafta çocuktaki gelişme geriliklerinin başladığı önemli haftalardan bir tanesidir. Bu tabii ki anne çocuk açısından yaptığımız değerlendirmeler, bir de anne açısından yaptığımız değerlendirmeler var. Annenin en önemli, yine birinci trimesterde, ikinci trimesterde ve üçüncü, her 3 ayda mutlaka annenin kan değerlerine bakılması lazım. Annenin tansiyonunun ölçülmesi lazım. Annenin idrar değerlerine bakılması lazım. Annenin kilosunu görmek lazım. Gebelikte demir eksikliği çok yaygındır. Aynı zamanda tiroid eksikliği, tiroid hormonu eksikliği Türkiye'de özellikle çok yaygındır. Bunun için bunlara bakıp ona göre tedbirleri alıp anneye sağlıklı bir süreç, gebelik süreci sağlamak en yaklaşımı doğru işlemdir. Evet hocam, tabii demek ki hamile kalmakla iş bitmiyor. Bir defa hamilelik için annenin sağlıklı bir aday olup olmadığı ve hamilelik sürecinde gerek çocuk açısından gerekse anne açısından da bu belirttiğiniz takvimlere uygun takiplerin aslında bir işte sizler tarafından yapılmasının doğru olacağını söylediniz. Ancak böyle sağlıklı bir beden doğabilir ve onun üzerinde de sağlıklı bir gelecek tabii ki oluşturulabilir. Şimdi Cem Hocam'a döneceğim. Tabii Cem Hocam, özellikle kadın doğum alanında bazı arada kalmış hastalıklar var ve bu hastalıklar insanlarımızın, özellikle kadınlarımızın hayatını alt üst ediyor. Bunlardan bir tanesi de endometriozis dediğimiz hastalık. Bu endometriozis nedir, nelere yol açar ve tedavisiyle ilgili bunu yaşayan kadınlarımıza neler söylersiniz? Buyurun hocam. Şimdi endometriozis üreme çağının bir hastalığı. Yani bunu demek söylerken ne demek istiyorum? Biz bu hastalığı kız çocuklarında, hani daha adet görmeyen kız çocuklarında izlemiyoruz. Onlarda bunların semptomlarını genellikle görmüyoruz, çok nadir vakalar dışında. Menopozdan sonra da, yani kadınların artık östrojen üretiminin bittiği noktadan itibaren de varsa hastalık, semptomlarında düzelme görüyoruz. Ve yine bu dönemden sonra da bu hastalığı izlemiyoruz. Yani bu hastalık bir üreme çağı hastalığı ve buna bağlı olarak da kadınlardaki üreme hormonu olan östrojene bağımlı bir hastalık. Hastalığın tanımı nedir? Hastalığın tanımı, uterusun içerisinde bizim endometrium tabakası dediğimiz bu her adet döneminde dökülen hücrelerin normal olması gereken yerin dışına çıkması. Yani karın içerisine özellikle genellikle %90-95'i bu bölgeye yerleşir. Diğer bölgelere yayılmasıdır. Ama çok
ilginç yerlerde de olabilir. Örneğin doğum yapmış bir kadında doğum kesilerinde, sezaryen kesisinde, epizyotomi kesisinde endometriozis gördüğümüz oluyor. Ama genel yerleşim yerleri genellikle uterusun etrafı, uterusun arkasındaki periton zarları, karın zarları, yine tüpler, overler bunların etrafına yerleşir. Bazen overlerde kist oluşturur. Bu hastalık tek tip olarak değerlendirilemez. Kişiden kişiye farklı özellikler gösterebilir. Bazısında sadece karın zarında küçük küçük kırmızı, mavi, barut yanığı şeklinde lezyonlar gözükürken, kimisinde yumurtalıklarında büyük boyutlara ulaşabilen kistler yapabilir. Yine bazı hastalarda da bu yüzeyel endometriozis dediğimiz yapılar bazen 5 milimden fazla bir derinlikte üzerine yerleştirdikleri organın içine yerleşir ve bizim retroperiton dediğimiz yere doğru bir infiltrasyon gösterir. Bazen bağırsak duvarına yerleşenler bağırsak mukozasına kadar bir ilerleme gösterir. Bunlara da derin infiltratif endometriozis diyoruz. Ne yapar yani? Hangi hastalar bende endometriozis var mı diye düşünmeli? Hangi şikayeti olan hastalar? İki grupta toplayabiliriz. Bir ağrıya bağlı şikayeti olan hastalar ki bunlarda en sıklıkla dismenöre yani ağrılı adet görme en önde gelen başvuru sebeplerinden birisidir. Ancak burada şunu özellikle belirtmek lazım. Çoğu genç kız ilk adetinden itibaren bir miktar ağrı çekebilir. Biz bunlara primer dismenöre diyoruz. Bunlarda çok fazla beklemiyoruz. Bizim için önemli olan daha önceden adetleri ağrısızken daha sonraki dönemlerde adetlerinin ağrılı hale gelmesi. Yani bizim sekonder dismenöre dediğimiz grup. Bu gruptaki hastalarda yani sonradan ağrılı adetleri başlayan hastalarda düşüneceğimiz ilk tanılardan birisi. Bunun dışında ağrının her zaman adetli olması da gerekmiyor. Bazen kronik ağrılar şeklinde de kendisini geçmeyen ağrı şeklinde kronik pelvik ağrı, kasık ağrısı şeklinde de belirtiler verebiliyor. Bunun dışında bir diğer belirtisi de ağrı dışındaki belirtisi infertilite. Bazen gerek buradaki yapıların germ hücrelerini yani üreme hücrelerini bozması, bunların birleşmesi veya yerleşmesine implantasyon dediğimiz çocuğun gömülmesine çünkü sonuçta endometriyumdan gelişen bir hastalık. Dolayısıyla endometriyuma yerleşecek gelişen bebekte burada etkili olabilir. Veya hastalığın çok ileri formlarında tüpleri tıkayarak bu hücrelerin birbiriyle ilişkisini bozarak kısırlığa yani infertiliteye yol açabiliyor. Yani çocuk sahibi olmalarını engelleyebilen bir hastalık. Nasıl ve nasıl tedavi edeceğimize, ne zaman tedavi edeceğimize gelince tek tip bir tedavisi yok. Burada tabii hastanın semptomu ne? Hasta bize hangi yakınmayla geldi? Primer yakınması ağrıysa ağrıya yönelik ilaç tedavilerini öncelikle vermemiz gerekiyor. İlaç tedavisine yanıt vermeyen bazı hastalarda özellikle derin infiltratif hastalık endometriyoz dediğimiz nodülleri olan hastalarda bazen tedaviye yanıt vermiyorsa cerrahi yaklaşım gerekebiliyor. Gene yumurtalıklarında kist oluşturan yani çikolata kisti oluşturan hastalarda da cerrahiyi mümkün olduğunca geciktirmek lazım. Eskiden biz bu hastaları sürekli hemen ameliyata alıyorduk kanser kuşkusuyla ama bunlardaki kanser gelişimi oranının bugün çok yüksek olmadığını ve yaptığımız cerrahinin yumurtalık rezervini azaltıp bu kişileri daha erken yaşta menopoza sokup belki de çocuk sahibi olmalarını engelleyebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun zamanlamasını ve şeyini çok iyi yapmak lazım. Dolayısıyla ağrı için bizim için medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ya overdeki kistleri çıkarmak varsa ya da derin infiltratif endometriyozide tedavi yapmak bir seçenek. Bunun dışında yine ağrı sinirlerini kesmek ilerleyen olgularda medikal tedaviye, ilaç tedavisine cevap vermeyen olgularda düşünülebilir. Yine çok ileri olgularda yaşını doldurmuş daha doğrusu fertilitesini tamamlamış artık 40'lı yaşların üzerine geçmiş aile bütünlüğünü tamamlamış olanlarda definitif cerrahi dediğimiz rahim ve yumurtalıkların alınması yöntemi de kullanılabilen bir cerrahi yaklaşım. Yani hastanın yaşına, fertilite isteğine, çocuk sahibi olup olma isteğine göre tedavimizi planlamamız lazım. Ağrı ise medikal tedavi sonrasında cerrahi. Eğer çocuk istemi varsa burada tabii tüplerin durumu önemli. Eğer tüpleri açıksa belki birkaç siklus aşılama tedavisi. Eğer buna cevap vermiyorsa tüp bebek tedavisine geçilebilir. Çok genç hastalarda eğer tek bir çikolata kisti varsa
tüpleri açıksa ve çok uzun da bir süre geçmemişse cerrahi yaklaşımda, hani cerrahiden sonra spontan gebelik olur mu diye seçilmiş bir grupta değerlendirilebilir. Ama şunu unutmamak lazım, bu gruptaki cerrahilerde yumurtalık rezervi azalmaktadır. Dolayısıyla hasta bazlı seçici olarak yaklaşılması gerekmektedir. Hocam burada şunu bir ayırt edici olarak tekrar bir altını çizelim. Yani sonuçta bu sonradan gelişen bir hastalık değil anladığımız kadarıyla ve yani insanlar doğduğu zaman aslında bu hücreler belli yerlerinde olmuş oluyor. Bir gün aktivite mi kazanıyor? Bunu bir ayırt edebilir miyiz? Çünkü böyle bir soru var önümde. Yani şöyle, bu hastalık doğduğunda, demin de söyledim, üreme çağına kadar gördüğümüz bir hastalık değil. Tabii ki genetik yatkınlık var. Tabii ki bazı hastalarda sık görülüyor. Bunu neden derseniz, şimdi buradaki en büyük teori, burada çok fazla teori var. Bu hastalıkla ilgili en büyük teori de adet kanının geri kaçmasıyla buradaki hücrelerin karın içi zarına döküldüğü şeklinde bir teori var. Burada kimisinde fazla oluyor bu kanama, kimisinde az oluyor denebiliyor. Ama bunun dışında pek çok moleküler düzeyde enzimlerin eksikliği, buradaki hücrelerle savaşan hücrelerdeki genetik farklılıklar etkili olabiliyor. Dolayısıyla hastalık üreme çağı hastalığı, östrojen bağımlı hastalık. Dolayısıyla tedavilerde de, yaptığımız medikal tedavilerde de iki seçeneğimiz var. Ya yalancı gebelik oluşturuyoruz. Buradaki amacımız çok yüksek dozda progesteron seviyelerine çıkmak. Çünkü gebelikte progesteron hormonu artıyor ve vücutta östrojeni gaz pedalı gibi düşünürsek kadınlarda progesteron hormonu fren gibi görev yapıyor ve bu hücrelerin çoğalmasını engelliyor. Dolayısıyla bir yalancı gebelik oluşturabiliriz. İkinci tedavi yöntemimizde de yalancı menopoza sokabiliriz. Yani kişilerdeki östrojen hormonunu medikal olarak baskılayıp kişileri geçici olarak menopoza sokabiliriz. Bu şekilde tedavi edebiliriz. Herkes de gelişmiyor. Doğumdan itibaren bu şekilde değiller. Yatkınlıkları olabilir ama üreme çağına geldikten sonra ortaya çıkan, kimisinde adolesan döneminde, kimisinde daha genç yaşlarda 25-30 ama üreme çağının hastalığı olan bir hastalık endometriyoz. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sancar hocama döneceğim. Tabii Sancar hocam, kadınlarımızın en korkulu rüyası bir gün meme kanseri hastalığını yaşıyor olmak. Meme kanserinde kadınlarımızın meme kanseri riskleri nedir? Hangi hususlar memelerde kansere neden olabilir? Ne zaman ve hangi durumlarda bu riskler gelişebilir hocam? Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Meme kanseri kadınlarda en sık izlenen kanser ve ciddi bir ölüm nedeni. Meme kanseri riski aslında intrauterin hayatta başlıyor. Gebelik döneminde başlıyor. Annenin özellikle yüksek östrojene maruz kalması bu dönemde. Tabii bu dışarıdan alınan östrojen. Meme kanseri riskini intrauterin hayatta başlatabiliyor. Bunlardan belki de en önemlisi böcek zehirlerine maruz kalması annelerin. Kısene östrojenler dediğimiz zararlı östrojenler bu böcek zehirlerinin içerisinde bulunuyor ve gebe bunlara maruz kalırsa fetüste etkilenebiliyor. Tabii gebelikte çok gördüğümüz bir şey değil ama annenin alkol kullanımı yine bu riski artıran faktörlerden bir tanesi. Annenin stresli olması belki çok önemli gözükmeyebilir ama annenin çok fazla soya, keten tohumu gibi östrojen içeren, fitoöstrojen içeren gıdaları fazla tüketmesi bu dönemde biraz sıkıntılı olabilir. Doğumdan sonraki dönemde, ilk adet görmeye kadar geçen dönemde çocukların obez olmaması gerekiyor. Fiziksel aktivitelere yönlendirilmeleri lazım. Çünkü obezite erken adet görmeyi, menarşı tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Yine bu dönemde çocukların özellikle dış ortamlarda böcek zehirlerinden uzak tutulması lazım. Radyo aktiviteden uzak tutulmaları lazım. 10 yaşın altında özellikle göğüs bölgesine alınan X ışınları meme kanseri riskini artırabiliyor. Neden yapılıyor bunlar? Sık çekilen akciğer filmleri, sık çekilen akciğer toraks tomografileri bu riski artırabilir. 10 yaş altındaki kızlar birazcık daha bu konuda hassas oluyorlar. Tabii radyoterapi görülmesi de o bölgeye, göğüs bölgesine çok önemli bir risk faktörü.
Menarşdan sonra erişkinlik döneminde biz bayanlarda 20 ile 30 yaş arasında doğum yapmalarını açıkçası öneriyoruz. Çünkü hiç doğum yapmamış olmak da meme kanseri riskini artıran önemli bir faktör. 30 yaşından sonra bu koruyuculuk ciddi olarak azalıyor ve en az 6 ay emzirmeyi öneriyoruz. Yine bu dönemde bahsettiğimiz diğer risk faktörlerinden gebenin kendini koruması lazım. Geç menopoz da aynı erken adet görme gibi bir risk faktörü. Ne kadar vücut östrojene maruz kalırsa meme kanseri riski de maalesef o kadar artıyor. Menopoz sonrası kontrolsüz ve uzun süre hormon replasman tedavileri de biraz dikkatli kullanılmalı. Onları kadın doğumcu hocalarımızla birlikte organize ediyoruz. Tabii kadınlarda çok sık görülen bir kanser olması ve her yıl ülkemizde yaklaşık 20 bin hastaya, yeni hastaya tanı konuyor. Ve son 20 sene içerisinde meme kanseri görülme sıklığı da neredeyse kendi ülkemizde de iki kat kadar artmış durumda. Evet hocam, tabii bahsettiğiniz özellikle hususların tüm kadınlarımızın kulağına küpe olması gerekiyor. Çünkü biz zararlı etkileri vücudumuza ne kadar çok sokarsak o kadar çok da aslında meme kanseri gibi birçok hastalığı da yaşayan bireyler haline dönebiliyoruz. Şimdi Acar Hocam'a döneceğim. Tabii Acar Hocam, özellikle sağlıklı gebeliğin başlamasından bahsettik ama biz biliyoruz ki bazı gebelik süreçlerinde maalesef gözden mi kaçıyor, doğru takipler yapılmadığı için midir ya da gebeliğin bozulmasından mıdır, bunu siz söyleyeceksiniz. Sonuçta özürlü çocuklar, hasta çocuklar doğabiliyor. Bu süreçlerin önlenmesine yönelik olarak acaba anneler gebelik sürecinde, siz biraz önce özellikle bazı haftaları işaret ettiniz ama bunu biraz açmamız gerekecek. Anneler gebelikleri sonunda sağlıklı bir çocuğa ulaşmak, gebeliğin özellikle hangi döneminde neleri yapmalılar, hangi kontrolleri yapmalılar, bunu hocam biraz açalım. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi tabii ki genetik hastalıklar var, kromozomal hastalıklar var, yapısal hastalıklar var, enfeksiyon hastalıkları var. Bunların hepsi gebelikte başımıza gelebilecek durumlar. Özellikle akraba evliliklerinin sık olduğu toplumlarda, ki Türkiye bunlardan bir tanesi, bir takım hastalıkların daha fazla görülme olasılığı var. Çünkü akrabaların her ikisinde de taşıyıcı olduğu, fakat evlendikleri zaman oluşan çocukların yarısında hastalık olarak ortaya çıkan durumlar var. Bugünlerde çok böyle biliyorsunuz yaygın ve gündemde olan SMA hastalığı da aynı şekilde genetik hastalıklardan bir tanesi. Bunların hangilerini araştıracağız, hangilerini inceleyeceğiz, hangilerine bakacağız? Bunlar çok geniş bir yelpaze içerisinde. Dolayısıyla örnek vakanın olduğu, yani daha önce bilinen bir vaka olmuşsa buna yönelik araştırmalar yapılıyor. Ama yaygın görülen hastalıklar olan kromozom anomalileri ve yapısal anomaliler gebeliğin, biraz önceki konuşmamda da söylediğim gibi, ilk 3 ayında ve ikinci 3 ayın sonunda yapılıyor. Yani halk arasında çok yaygın bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test ve son zamanlarda çıkan işte DNA testi olarak yorumlanan testler kromozomal anomalileri ve bazı kromozom bozukluklarını ortaya koymak için yapılan testlerdir. Bunların hepsi her hastaya yapılacak diye bir kaide yok. Neden yok? Çünkü hasta bunu arzu etmelidir, istemelidir. Yani benim çocuğum kromozomal bir anomaliye sahip olacak, doğacak mı, doğmayacak mı, bunu araştırmak istiyorsa o zaman bu testler yapılmalıdır. Ama yaygın olarak doktorlar bu testlerin yapılmasını önerirler. Hastanın yaptırıp yaptırmaması, gebenin yaptırıp yaptırmaması kendi bileceği iştir. Bu açıdan da önemlidir. Yani bizim için önemli olan şey kromozomal anomalileri ve yapısal anomalileri tespit etmek, aileyle durumu konuşmak. Eğer bu dönemde ailenin bu gebeliği arzu etmesi, devamını arzu etmesi durumunda onu bilgilendirip gebeliğe devam etmek. Ama aile bu tür bir çocuğa sahip olmak istemiyorsa, o zaman da yasal olarak hakları olduğu için bu gebeliğin
erkenden sonlandırılması mümkün hale gelmektedir. Yani kromozomal anomalileri, genetik hastalıkları mutlaka ve mutlaka araştırıyoruz. Ama yaklaşık olarak sık görülen ve az görülen genetik hastalıklarımız var. Bu hastalıklardan hangilerini tespit edebiliriz, hangilerini edemeyiz? Bunları aileyle danışıp, kontrollü bir şekilde tartışıp ona göre yolumuzu çiziyoruz. Evet hocam, tabii burada ne kadar çok bilimin çizdiği yoldan gidersek o kadar da doğru bir iş yapmış olacağımızı aslında bugün bütün tıp adamlarımız, insanlarımız hepsi bunu söylüyor. Onun için annenin ve babanın sonuçta konu çocuk sahibi olmaksa bunun sorumluluklarını, yapılması gerekenleri, sonuçlarını mutlaka iyi ölçüp biçmeleri gerekiyor. Ona göre de yola çıkmaları gerekiyor. Evet sevgili dostlar. Bir ekleme yapmak istiyorum burada. Tabii, buyurun hocam. Bir ekleme yapabilir miyim acaba, vakit var mı? Tabii, buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Şimdi biraz önce söylediğim şeylerin hepsi tarama testleridir. Yani risk gruplarını belirleyebilmek açısından yapılan testlerdir. Asıl tanıya gitmek istiyorsak bir takım invaziv işlemler vardır. Yani çocuğun eşinden parça almak veyahut da çocuğun içinde bulunduğu sudan parça alıp, sıvı alıp, örnek alıp bunları genetikçilerin incelediği ve kromozomal yapının veya genetik yapının dizilişin ortaya konduğu, buna göre hastalığın tanısının konduğu durumlardır. Hiçbir zaman için ikili test, üçlü test, dörtlü testte bir problem var diye çocuk hasta demek değildir. Sadece riski artmıştır. Eklemek istediğim nokta buydu. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, tabii ki ülkemizde özellikle engelli bireylerimiz sonuçta azımsanmayacak ölçüde oldukça fazla sayıda ve bu hocalarımızın tabii burada özellikle Acar hocamızın altını çizdiği özellikle riskleri tespit etmeye yönelik tarama testlerinin yapılmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğu da burada ortaya çıkmış oluyor. Şimdi küçük bir aramız var. Sonra Güzel Hayat devam edecek. Bizden ayrılmayın. Halkbank'ın sunduğu Güzel Hayat devam edecek. Halkbank'ın sunduğu Güzel Hayat devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Güzel Hayat programında kadın sağlığını bilim insanlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Son sözümüzde özellikle hamilelik sürecinde gebeliğin sağlıklı devam etmesiyle ilgili, anormalliklerin tespit edilmesiyle alakalı olarak tarama testlerinin öneminin altını Acar hocamız çizdi. Şimdi Cem hocama döneceğim. Tabii ki bu süreçte kadınlarımızın sağlıklı bir gebeliği yaşaması için tabii ki kadınlarımıza düşen bir takım roller var. Bu roller nedir? Ve kadınlarımızın bu süreçteki yol haritalarında kısaca özetlersek hocam neler var? Buyurun. Yani bir kere evlenen çiftlerde üremenin işleyip işlemediğini görmek için, yani infertilitenin tanımına gidersek, bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamıyorlarsa mutlaka hekimlere başvurmaları gerekiyor. Çünkü bazen gecikmeler daha sonra gebe kalamamaya yol açabiliyor. Tabii bu yaş grubuna göre değişiyor. 35 yaşın üzerindeki hastalarda bu bir sene beklemeye bir gerek yok. Bunu vurgulamamız lazım. Yine daha önceden bir over cerrahisi geçirmişse veya erken menopoza girme riskleri olan bir durumla karşılaşmışsa, bir tedavi alacaksa bu durumlarda daha erken 6 aylık bir bekleme, hatta 40 yaşının üzerinde daha da kısa sürede hemen tedaviye geçme şeklindeki yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde ileride gebe kalma şansı kaybolabilir. Yine eş faktörü varsa, bildik başka bir infertiliteye yol açan, normal yollarla gebe kalamayacağını bilen bir kişi ise mutlaka tedaviye bu süreyi beklemeden de başlanabilir. Bunu vurgulamak lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sancar hocam, biraz önce gebeliğin sağlıklı olup olmadığının tespitine yönelik tarama testlerinden bahsedildi. Biz de biliyoruz ki özellikle kadınlarımızın baş belası meme kanserinde de bir takım tarama testleri var. Tarama testlerinde hangi yaş grubunda veya kimlerde rutin nasıl işlemeli hocam? Bir de tabii bazı ailelerde meme kanseri öyküsü var. Bu insanların özellikle tarama olarak rutininde ne olması gerekir? Ve bir kadın bir memesinde bir kitle saptıyorsa
Yine bu noktada nasıl hareket etmesi lazım? Bunları da sizden alalım. Buyurun hocam. Herhangi bir riski olmayan bayanda, yani ailesinde belirgin bir meme kanseri hikayesi yoksa, buna tabii over kanserleri, yumurtalık kanserleri de dahil, belirgin bir risk yoksa 40'lı yaşlarda mamografi taramasına başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ketemlerde 40 yaşından sonra her bayana en az 2 yılda bir, ama biz daha çok hani bunu yıllık yapıyoruz, mamografi taraması uygulanıyor. Mamografide bir anormallik saptanırsa genellikle bu hastalar ultrasona da yönlendiriliyor. Tabii işin olmazsa olmaz en önemli parçalarından bir tanesi de fizik muayene. Ailesinde meme kanseri olanlarda, özellikle genç yaş, çok sayıda meme kanseri olan bireylerde, buna eğer yumurtalık kanseri değişik ediyorsa genetik meme kanserinden şüpheleniyoruz. Ve en sık gördüğümüz de BRCA gen mutasyonları. Böyle bir mutasyon varsa ailede, ki Türkiye'de de artık bu testler yapılıyor, BRCA genleri açısından bir mutasyon, bir problem varsa, bu bireyleri en geç 25 yaşında biz rutin tarama programlarını alıyoruz. Bunların rutin taramasında tabii mamografi, ultrason pek kullanılmıyor. Daha çok MR kullanıyoruz. Çünkü mamografi ve ultrason, özellikle mamografi, genç yaş grubunda çok etkili olmuyor. Ve BRCA'ya bağlı gelişen meme kanserlerindeki bulgular, klasik meme kanserine bağlı gelişen bulgulardan mamografi, ultrasonla farklılık gösterebiliyor. Tabii eğer ailede bir BRCA gen mutasyonu varsa, en geç 25 dedik ama biz aslında bunu 20'li yaşlarda fizik muayene ve aralıklı olarak MR ve bazen de ultrasonla destekleyerek götürüyoruz. Çünkü bu bireyler normalde gördüğümüz riski olmayan bireylere göre çok daha genç yaşta meme kanserine yakalanabiliyorlar. Bu 20'li yaşlarda dahi gördüğümüz olabiliyor. Ama işin rutinini sorarsanız 40 yaşını geçmiş her bayanın mamografi tarama programına alınması gerekiyor. Memede kitle varsa bunun ayrıntılı olarak incelenmesi gerekiyor. Önce hastanın hikayesini alıyoruz. Aile ve soy geçmiş hikayelerine bakıyoruz. Muayene ediyoruz. Yaşına göre de genç bayanlarda genelde öncelikle ultrason, 40 yaşın üstünde genellikle mamografi ile öncelikle bir görüntülemesini yapıyoruz. Şüpheli vakalarda da kalın iğne biyopsileriyle tanıyı koymaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir yaklaşım yapıyoruz. Evet hocam, tabii bu genetik inceleme hususunun aslında genç yaştaki öneminden de bahsettiniz ama kadınlarımıza burada özellikle söylememiz gereken hususlardan bir tanesi de mutlaka memelerini ve koltuk altlarını kontrol etmeleri ve bunlarla ilgili de tabii memeyle uğraşan hekimlere başvurmaları, özellikle erken tanı ve tedavi açısından son derece değerli. Çünkü bu süreçler ilerlediği zaman çok ciddi yaşamsal sonuçları olabiliyor meme tümörlerinin. Şimdi Acar hocama döneceğim. Özellikle bugün çiftler arasındaki konuşulan konulardan ama yeterince anlaşılmayan konulardan bir tanesi de çiftler arasındaki kan uyuşmazlığı denen husus. Bu sorun nedir hocam? Anne babanın bu sorun var mı yok mu konusunda yapması gereken nedir? Eğer ki bu sorun varsa, atlanmışsa, yapılmadığı zaman bunun sonuçları ne olacaktır hocam? Onları da sizden alalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sinan hocam. Gerçekten önemli bir konu bu. Kan uyuşmazlığı dendiği zaman halk arasında doğacak her türlü anomalili çocukta kan uyuşmazlığı mı vardı diye sorulur. Aslında kan uyuşmazlığı son derece özel bir durumun olması halinde vardır. O da şu, onu önce tarif ederek başlayayım. Eğer kadın RH negatifse, kocası RH pozitifse ve annenin karnındaki çocuk da RH pozitif, yani babanın kan grubundansa, işte o zaman bir kan uyuşmazlığı riski ortaya çıkar. Ama kan uyuşmazlığı henüz olmamıştır. Yani ilk gebelikte de genellikle görülmez.
izleyen gebeliklerde görülür. Eğer bu ilk gebelikteki bu durum atlanırsa, yakalanamazsa, o zaman izleyen gebeliklerde yine bir RH pozitif gebeye, çocuğa hamile kalırsa gebe, o zaman işte kan uyuşmazlığı dediğimiz tablo olur. Nasıl bir şey bu kan uyuşmazlığı? Çocukla anne arasında kan hücrelerinin bir geçişi vardır. Özellikle çocuğun kanı anneye doğru kanar. İlk trimester dediğimiz ilk 3 ayda %5 civarında, daha sonra %15 civarında, ikinci trimesterde %15 civarında, yine 3. trimesterde ve doğumda %30 civarında bir kan geçişi söz konusudur. Bu anne de tabii ki anne RH negatif, anne RH negatif olduğu için anneye RH pozitif kan geldiği zaman tıpkı yanlış kan transfüzyonu yapılmış gibi, kan nakli yapılmış gibi annenin vücudu o RH pozitif kan hücrelerine karşı, al yuvarlara karşı bir antijen üretecek. Antijene karşı bir antikor üretecek ve bu antikor plasentadan geçerek çocuğun RH pozitif al yuvarlarını parçalayacak. Çocuk kansız kalacak. Yani bu ilk gebelikte olmasa da ikinci gebelikte karşımıza çıkan bir durum olarak ortaya çıkacak. Ancak eğer biz bu durumu tespit edersek, aynen sizin dediğiniz gibi çiftlerin kan uyuşmazlığı var mı yok mu nasıl anlarız? Çok basit bir şekilde anlarız. Eğer kadın RH negatifse, kocası RH pozitifse bunlar bu riskin adayıdırlar. Bunlar doktora müracaat ettikleri zaman gerekli teşvikler yapılır ve ona göre önleyici yöntemler uygulanır. Bir iğne var, kan uyuşmazlığı iğnesi denilen bir iğne var. Bu iğne yapıldığı takdirde, yani annede oluşan antikorları imha edecek olan bir iğnedir bu. Yapıldığı zaman istedikleri sayıda çocuk doğurma hakkına sahiptirler. Hiçbir risk ortaya çıkmayacaktır. Gayet de sağlıklı. Ama yapılmadığı takdirde, atlandığı takdirde çocukta, anne karnındaki çocukta al yuvarlar parçalanacak, çocuk kansız kalacak, kansız kaldığı için çocuğun dolaşımı hızlanacak, o hızlanmaya bağlı olarak kalp yetmezliği ortaya çıkacak ve bir takım proteinler yapılamayacak, çocuk şişecek, davul gibi olacak, su toplamaya başlayacak ve anne karnında ölecek. Eğer yine bu anne karnında ölmeyip dünyaya gelirse ve yeterli tedavi yapılmamışsa, bu sefer de yeni doğan döneminde kaybedilme ihtimali çok yüksek. Bu 1960'lı yıllarda dünyanın sorunuydu ve pek çok insan, çocuk bu şekilde ölüyordu. Aileler çocuk sahibi olamıyorlardı. İşte bu kan uyuşmazlığı iğnesi keşfedildiği zaman 1960'lı yıllarda, Amerika'da keşfedildi, New York'ta ve keşfedildiği zaman bu sorun bütün dünyada çözüldü. Amaç sadece ve sadece kan grubunu bilmek ve doktora buna göre gitmek. Başka bir şey yok. Evet hocam, yani sonuçta yine tabii burada bilinçli olmak ve RH negatif anne ile RH pozitif babanın mutlaka RH pozitif bir çocuk doğumu sağlanıyorsa da bu hususun olabileceğini aslında kulaklarda bulundurmak gerekiyor. Bunun da adresi tabii ki yine doğum hekimlerimize ya da çocuk hekimlerimize kim ilgileniyorsa onlara başvurmak. Şimdi Cem Hocam'a döneceğim. Bugünlerde özellikle genç nesillerde çok fazla duyduğumuz aslında polikistik over hastalığı. Bu nedir hocam? Kadınlara etkileri nedir? Ve tedavisinde neler yapılıyor? Çok kısaca da onu sizden alalım hocam. Buyurun. Evet, polikistik over sendromu yine üreme çağında görülen bir hastalık. Aslında kökeni belki daha eskilere, doğduğu andan itibaren genetik kodlarında yerleşiyor. Çünkü biz biliyoruz ki polikistik over sendromu olan annelerin çocuklarında da bu hastalığın görülme riski yüksek. Yine hastalığın gelişmesinde bu adolesan dönemi gelene kadar olan beslenme alışkanlıkları, çocuğun obezite olması, gene demin meme kanserinde bahsedildiği gibi bir risk faktörü. Özellikle yağ dokusunun insülin direncini arttırması bu hastalığın gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Hastalık overlerin, bu hastaların overleri normalden daha büyük oluyor. Biraz çalışmasında hormonal üretiminde bozukluklar oluyor. Özellikle erkeklik hormonu biraz daha fazla üretiliyor normal kadınlara göre. Ve bunun neticesinde aslında yumurtaları az değil, adının üzerinde polikistik çok yumurtaları var ama bu yumurtalar bizim dominant folikül dediğimiz yumurtlama düzeyine gelemiyor. Yani 2 santim boyuta gelip çatlayıp
düzenli bir yumurtlama yapamıyor. Bunun neticesinde bu hastalarda sık gördüğümüz semptomlar adet düzensizliği veya adet görememe, yumurtalıkta erkeklik hormonunun biraz fazla salgılanmasına bağlı olarak bu kişilerde işte androjenik bulgular nedir bunlar? İşte bazen aknelerin izlenmesi yani sivilcelerin gözükmesi, bazen kıllanmada erkek tipi bir kıllanma olması kadınlarda, bu da kozmetik açıdan hastaları rahatsız ediyor. Onun dışında adet yumurtlamaları bozulduğu için bu kişilerde gebe kalmada bir gecikmeyle karşılaşabiliyoruz. Çünkü bu kadınlar normalde düzenli her ay adet görmesi, her ay yumurtlaması gerekirken bazen bu 2 ayda bir, 3 ayda bir, bazen 6 aya sarkabiliyor. Dolayısıyla bizim karşımıza geldiğinde ana semptomları adet düzensizliği, adet görememe, erkeklik hormonundaki artışa bağlı kıllanmada artış, bu yüzde olabilir, göğüste, meme çevresinde, göbekte, kollarda, bacaklarda olabilir. Erkeksi bir görüntüye geçebilir. Hatta çok ileri boyutlarda saç dökülmesine kadar gidebilir. Bir diğer problemi de yumurtlama bozukluğu olarak gebe kalmada gecikme, gebe kalamama şikayetleri olabilir. Dolayısıyla bu hastaların uygun bir şekilde incelenmesi lazım. Ama sadece böyle de görmemek lazım bu hastalığı. Bu hastalık aslında tüm vücut sistemini ilgilendiren metabolik bir hastalık. Yani bu hastaların büyük bir kısmında obezite olduğunu görüyoruz. Yani %50-60'ında ve insülin direnci olduğunu görüyoruz. Biz bu hastalara uygun tedavileri vermezsek, bu hastalarda gelecekte şeker hastalığı, yani 40 yaşına geldiklerinde %10 oranında bir şeker hastalığıyla karşılaşma durumları var. Yine kalp damar hastalıklarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Adetleri düzensiz olan 3 ayda bir, 5 ayda bir ve bu uzun süre devam ederse bir endometriyum kanseri gelişme riski var. Kozmetik problemleri ayrı bir problem, adet düzensizlikleri ayrı bir problem olarak hastalarda risk oluşturuyor. Bu açıdan bu hastaları iyi değerlendirmek lazım ve bu hastalara tedavi yaklaşımında da özellikle varsa obezitenin düzeltilmesi bunlarda çok önemli. Yani yeme alışkanlıkları, yaşam tarzının değişiklikleri, kilo kaybı, kilo vermesi çok önemli. Biz şunu görüyoruz ki bazen işte diyelim ki 70-80 kilo bir hanımefendi var ve bu kilosunun 5-10 kilosunu güzel bir rejimle, güzel bir diyetle verdi. Bundan önce adet düzensizliği vardı. 2 ayda bir, 3 ayda bir adet görüyordu. Kendi kendine adet görmeye başlayabilir ve kendi kendine gebe kalabilir. Ama bunda hala bir çözüm olmadı. O zaman ilaç tedavilerine geçiyoruz. İlaç tedavilerinde de sebebe yönelik, yani hastanın şikayetine yönelik gene tedavi yapmak durumundayız. Eğer kişinin çocuk sahibi olma gibi bir durumu yoksa, bu zaman koruyucu tedavi ve adetlerini düzenleyici tedavi ve bu kıllanma şikayetlerini ilerlemesini engelleyici tedaviler veriyoruz ki burada en çok kullandığımız ilaçlar halk arasındaki doğum kontrol hapları kullanıyoruz. Bunların hormonal etkilerinden faydalanmak için. Onun dışında adet düzenlemekte gene progesteron içeren hapları kullanabiliyoruz. Bunun dışında eğer çocuk istemi varsa bunun ilaçları bambaşka. O zaman biz yumurtlama yapıcı ilaçlar veriyoruz. Bunun da ağızdan alınan klomifenstrat veya aromataz inhibitörleri gibi ilaçlar var. Günümüzde çok kolay. Yani 20-30 liralık bir tedaviyle kişi gebe kalabiliyor. Dolayısıyla yakın bir takiple. Bu şekilde doktor kontrolüyle bunların verilmesi. Eğer bunlara cevap vermiyorsa ve obez ve şişmansa o zaman bu insülin direncine yönelik tedavilerin buna eklenmesi katkı sağlayabiliyor. Daha ileri vakalarda iğneyle, enjeksiyonla gonadotropinlerin verilmesi. Cerrahi yaklaşım da var ama bugün günümüzde çok tercih edilmiyor. Son çare olarak eğer bütün bunlarla cevap alamıyorsak tüp bebek tedavisine yönleniyoruz. Veya eşinde bir problem varsa o zaman tabii ki tüp bebek yöntemini daha öne almamız gerekebiliyor. Bu şekilde. Evet hocam, tabii burada toplumda gördüğümüz bir şey var hocam. Adet düzensizlikleri özellikle ergenlik döneminde veyahut da evlilik öncesinde çok önemsenmiyor toplumumuzda. Bu kıllanma veyahut da sivilcelenme gibi sorunlarda yine bu hususlara bakılmıyor. Sizin bu söylediklerinizden şu husus öne çıkıyor ki bugün özellikle ergenlik dönemi veyahut da evlilik öncesi döneminde kıllanmadır, işte sivilcelenmedir, adet düzensizlikleridir. Bunları mutlaka bizim kadın doğum hekimleri tarafından değerlendirmesinde fayda var. Şimdi son olarak Sancar Hocam'a döneceğim tabii. Memede kitle, memede tümör dediğimiz zaman tabii kadınların korkulu rüyası
hayatlarını etkileyecek. Ama bir de tabii meme fiziksel bir organ da olduğu için ve insanın silüetini şekillendiren bir organ da olduğu için acaba ben mememi kaybedecek miyim? Hocam, meme cerrahisinde hangi durumlarda siz ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz? Hangi durumlarda meme korunabiliyor? Bu konuda da izleyicilerimize birkaç cümle söylersek en azından kendilerini daha rahat hissedebilirler. Buyurunuz hocam. Teşekkürler. Meme kanserinde kanser tek odaklıysa ya da memenin kadranlarının bir tanesinde ise meme koruyucu cerrahi önceliğimiz oluyor. Meme koruyucu cerrahinin olmazsa olmaz bir parçası ameliyat sonrası bu hastaların radyoterapi alma zorunluluğu. Dolayısıyla radyoterapi alamayacak gruptaki hastalara meme koruyucu cerrahi çok planlamıyoruz. Bunların başına tabii gebelik geliyor. Gebeliğin hiçbir döneminde hasta radyoterapi alamayacağı için özellikle erken gebeliğin erken dönemlerinde saptanan meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahiyi çok yapmak istemiyoruz. Bunların dışında bir takım bağ dokusu hastalıkları var. Sistemik lupus gibi, skleroderma gibi. Bunlar radyoterapi aldığı zaman hastalar yara iyileşmeleri çok olumsuz oluyor. Dolayısıyla bu hastalarda da meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapide sıkıntılar olacağı için çok tercih etmiyoruz. Ama her bağ dokusu hastalığı buna engel değil. Romatoid artritli hastaların çoğunda meme koruyucu cerrahi biz yapabiliyoruz. Memede kanser tek odaklıysa ya da tek bir kadrandaysa meme koruyucu cerrahi yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Ama memenin farklı kadranlarında tümör varsa, çok odaklıysa memeyi korumak mümkün değil. Bu durumda cerrahi olarak memenin alınmasını öneriyoruz. Ama yine aynı seansta ya da kemoterapi sonrası ya da radyoterapi sonrası da bu hastalara gerek silikon implantlarla, gerekse kendi dokularıyla meme onarımı yapmak ve orijinal memelerle çok benzeyen memeler yapmak mümkün. Sadece tabii görüntüsel olarak da değil, bir memesi alınan bayan da eğer o tekrar oraya bir meme yapılmazsa, diğer memesi de büyükse, hastalarda omurga eğrilikleri de olabiliyor. Bu konuyla ilgili de bir yurt dışı yayınımız olmuştu. Dolayısıyla hem estetik açıdan hem sağlık açısından meme rekonstrüksiyonu biz öneriyoruz ve son derece de doğal görünümde plastik cerrahi ile beraber yaptığımız memelere kavuşmaları mümkün hastalarımız. Aslında hocam tabii burada özellikle kadınlarımızın meme kontrollerini yapmalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü erken saptayacakları bir problemde ameliyat gerekliyse de siz memeyi koruyucu ameliyatın yapılabildiği birçok durum olduğunun altını çizdiniz. Ama yaygınlaştığı zaman tabii ki bu sefer belki de cerrahi bile yapılamaz durumlara giden vakalar olabilir. Onun için kadınlarımıza şunu söyleyelim. Lütfen memelerinizi ve koltuk altlarınızı sık sık kontrol edin. Nasıl kontrol edeceğinizi de hekimlerinizden öğrenebilirsiniz ve bunları yapın. Tabii bir toparlama yapacak olursak özellikle hamilelik sürecinde hamileliğin başlangıcının itibariyle hamilelik haftalarındaki yapılması gereken kontrollerin neler olduğunu Acar hocamız söyledi. Özellikle genetik incelemelerin ve tarama testlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Çünkü bunları yaparsak ve gerçekten yakalanabilirse engelli bir çocuk da doğmamış olabilir. Kan uyuşmazlığındaki özellikle annenin negatif, babanın pozitif ve çocuğun da pozitif olması halinde ikinci çocuğun risk grubunda olduğunu söyledi. Ama bu farkındalığı sağlanması halinde tedavisinde kolay olduğunun altını çizdiler yine hocalarımız. Özellikle tabii bütün sorunların temelinde ortak olan bir husus var, obezite. Obezite gerçekten burada da görüldü ki hem anne sağlığını hem çocuk sağlığını hem meme sağlığını olumsuz yönde etkileyen temel bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Tabii burada bizlere düşen şey
aslında hangi organımız olursa olsun vücudumuzu doğru bir şekilde doğru bir yol haritasıyla mutlaka hekimlerin kontrolünde bırakmak, gerekli tetkikleri yaptırmak ve hekimlerin size çizeceği yollardan yürümek. Böylece ancak biz hastalıklarımızın erken ve zamanında farkına varıp önlemleri alabiliriz ve hayatımızı gerçekten yaşanabilir olarak sürdürebiliriz. Evet, tabii sevgili dostlar, bugünkü konumuz aslında kadınlarımızın sağlığıydı. Gerçekten debiderya bir konu. O kadar çok konuşulacak husus var ki, ama biz bazı noktalardan konuyu cımbızladık ve sizin de dikkatlerinize sunduk. Ve ben özellikle bilim insanlarımıza Profesör Doktor Acar Koç, Profesör Doktor Cem Atabekoğlu, Profesör Doktor Sancar Bayar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültemizin hocaları, benim de Acar Bey özellikle hocalığımı yaptı. Ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların bu bilgileriyle sağlık bilimi tabii ki insanlarımızın hayatında sağlık olarak varlığını sürdürecek. Ama tabii sizler bilim insanlarımızın bu hizmetlerine eriştiğiniz zaman, onları aldığınız zaman, onların farkında olduğunuz zaman sağlıklı olmayı sürdüreceksiniz. Evet, sevgili hocalarıma çok teşekkür ediyoruz. Var olun, eksik olmayın. Her zaman insanlığın, sizin gibi bilim insanlarımızın çabalarına ihtiyacı var. Evet, sevgili dostlar, konumuz kadın sağlığıydı ve meme sağlığıydı. Gerçekten konuşacak çok şey var, ama lütfen bu hususları hatırınızda tutmanızda fayda var. Ancak biz böylece sağlıklı nesiller doğurabiliriz. Sağlıklı kadınlarımızla sağlıklı bir hayatı hep birlikte yaşayabiliriz ve hastalıklardan uzak kalabiliriz. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir bilim insanlarımızla yine birlikte olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın. Halkbank Güzel Hayat programını sundu.